Önce bu etleri biraz pişirelim. Ondan sonra yağını, her şeyini ekleyelim. Önce etleri çeviriyoruz. Ondan sonra içine yağını ekleyeceğiz. Şöyle birazcık renk alır almaz devam edeceğim. Etler renk aldı. Ben şimdi ona tereyağını ekliyorum. Tereyağını ekleyeyim. Biraz da mutlaka müsaade edeceklerini düşünüyorum. Sıvı yağımı da ekleyeyim ben. Her zaman yaptığım gibi tereyağım yanmasın. Bu yağı koyduk ama en son demlenirken de birazcık tereyağı konabilir dediler. Aklınızda olsun. Ben bana söylendiği şekliyle size de söylemiş olayım. Etler biraz daha pişsin istiyorum soğanı eklemeden önce. Ama ne yapayım ben şimdi? Pirincimi süzeyim. O birazcık şöyle kuruya dursun. Bu arada çok iyi de yıkamamız lazım. Aynen bu şekilde anlatıldı. Zaten pilavı her zaman, pirinci her zaman yıkamakta fayda var. Ama ben bugün biraz daha iyi yıkayacağım. 7 kere derler değil mi? Pirinci 7 kere yıkamak lazımmış. Bakalım. Birazcık daha renk aldığını görür görmez soğanı ekleyeceğim ben. Evet, artık soğanlarımı da ekliyorum. Yarım kilo soğan kullanabilirsiniz. Ben yarıya indirdim tarifi, 250 gram. İnce doğranmış soğanı da ekliyorum. Pilavın bir özelliği de özellikle vurguladıkları nokta tarifi verirken kimyon oldu. Kimyonu koyacağız, sonra böyle bir koklayacağız. Yetmiyorsa kokusu mutlaka biraz daha ekleyeceğiz. Biraz daha pişerken ben ne malzemeler var onlardan bahsedeceğim. Islattım, ayıkladım, ıslattım. En başta gördünüz belki. Aslında bunu süzelim, bir taraftan da çalışalım. Şöyle büyük bir süzgeç buldum. Aşağı yukarı bir dolu çay bardağı kadar kuş üzümüm var burada. Tuz, karabiber, isteğe bağlı dendi ama karabiber çok yakışacak, onu kullanalım. 2 çorba kaşığı domates salçam var ve 1 tatlı kaşığı kimyon var ama o ayarlanacak, ona bakacağız. Aşağı yukarı neredeyse 1 kilo kullanabilirdiniz havucu, böyle çubuk çubuk doğranacak. Ben onu da azalttım kendi tarifime göre. Yarım kilo nohut orijinal tarif, onun da yarısını kullanabilirsiniz. Pek tabii ayıklanmış, haşlanmış ve ayıklanmış şekliyle. Kalan malzememi eklemenin vakti geldi. Kimyonlu karabiberi şöyle önüme alacağım. Nohutlarım. 2 yemek kaşığı salça demiştim. Azaltıyorum çünkü yarıladım ben ölçümü. Hemen bir kaşık alalım ve suyla hafif açalım. Hazırım. Çubuk doğradım. Havuçları da koyalım. Nohutları. Kimyonu. Şimdiden mis koktu. Tuzumuzu da koyalım. Çok az da şimdi üzerine sıcak su koyacağım. Birazcık pişireceğim. Ah, üzümü unuttum. O önemli. Üzümü de koyalım. Evet, şimdi suyla beraber şöyle gereği kadar koyuyorum üstüne. Salçayı da ilave ediyorum. Biraz daha suya ihtiyaç var. Onu koyuyorum ve ondan sonra biraz pişsin. Sonra yarısını ayıralım, bir bölümünü ayıralım daha doğrusu. Süs yaparken kullanırız. Evet, bu pişerken ayvalara geçiyorum. Ayvalar en son artık neredeyse demleme aşamasına geldiği zaman pirince eklenecekler. Onu hemencecik 2 tane ayva yetecektir. Biraz da limonlarım ki kararmasın diye.
Evet, şimdi bunları ben şekliyle kesmek istiyorum. Evet, ayvalarım. Aman kararmasın. Şöyle şöyle biraz daha dokunayım. Sonra buraya geleyim. Evet, artık bunlardan biraz olsun. Ayırma vakti geldi. Şöyle dikkatlice şimdi içinden alıyorum. Evet, sanki bu kadar yeterli olacak. Böyle kenarda dursun. Şimdi karıştırıyorum. Kimyon kokusunu da alıyorum. Ama hadi biraz daha koyayım. Tam olsun. Şimdi artık pirinci de ekleyelim buna. Belki biraz daha da yağ eklenebilir. Onu da yapalım. Şöyle karıştıralım. Bunu da en son karıştırmanın nedeni aslında o pirinçte birazcık da su varsa da o suyu o sıcaklıkla beraber buharlaştırmak oluyor. Şimdi buna bir iki bardak da aynen o ölçüyle su koyacağım. Sanırım pilavın bir sanki bir buçuk parmak üstü gibi demişlerdi. Bakıyorum acaba öyle yapabilecek miyim? Aşağı yukarı zaten ölçü doğru bence. Şimdi güzelce demlenirken, pişerken şöyle üstüne koysam. Acaba beni seyreden o güzel kadınlar onay verir mi? Ama sanırım bu şekliyle güzel olacak. Şimdi ayvalar da beraber pişecek. Onun hafif bir ekşi tatlı tadı olacak. Kimyonla ve diğer lezzetlerle karışıyor. Hakikaten güzel oluyor. Bu arada bu bir tercih. Tabii ki atlayabilirsiniz ama özel mi? Evet, çok özel bence. Evet, sanki Özbekistan güneşini pilav tenceremin içinde saklıyorum.